Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. 3 soruda AYT kısmını da 3. videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders videosu olur. Bu videoda aldığım soruları da kendi AYT soru bankamdan aldım diyelim ve ünitemize başlayalım arkadaşlar. Evet şimdi burada bize bir grafik vermiş görüyorsunuz ki x 3 için hazırlanan bir e, grafikte bakacağız arkadaşlar. Buna göre çözünürlük çarpımını soruyor. Öncelikle x 3 tuzunu açıyoruz arkadaşlar burada. Nasıl açacağız? Tabii ki bu katı olarak baktığımız zaman e, bu denge tepkimesidir. x artı 3 artı 3 tane y eksi bir şeklinde bunu açtık mı? Mesela bunun çözünürlüğü biz s dersek bu da s'tir bu da 3 s'tir hatırlayalım değil mi? Derişime olarak baktığımız zaman ya yani bu s molardır. Bu da s molar. E, 3 s molar oluyor. Çünkü 1'e karşılık s ise 3'e karşılık 3 s oluyor. Kc Çe şey ne olur arkadaşlar? Kaç şey baktığım zaman? X'in derişimi çarpı Y'nin derişimi ama küpü. Değil mi? Şuradan ötürü görüyorsunuz ki yani ne olur? S çarpı 3S'in e, küpünden 27 S üzeri 4 olur mu? Bak K çeçeği bu. Peki S'i bulursam K çeçeği bulurum demek ki. Peki burada ne vermiş? İyonların toplam mol sayılarını vermiş. Arkadaşlar bakın nerede? 1 litrede. Aslında M eşittir N bölü V olunca e, hacim 1 litre olunca zaten mol sayısı otomatikman derişim oluyor. Ya yani, iyonların toplam derişimidir aslında bu aslında. Peki ne kadar derişim var? 4 çarpı 10 üzeri x 4. Peki bakalım ne var iyon olarak? e, ee, x artı 1 ve 3y şey var. Bakın s kadar x'ten geliyor 3 s de y'den geliyor toplam 4 s kadar bir iyon geliyor. Buna kadarmış arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 oluyor. O zaman bunlar bakın ne olur s buradan 10 üzeri eksi 4 geldi işte. Şimdi s yerine koyacağız. 27 çarpı 10 üzeri eksi 4. Peki şıklarda var mı? Benzeri var. Yani şu görüyorsunuz ki buradan bunu ifade edebiliriz. Evet ikinci soruya geçiyoruz arkadaşlar hemen. Evet yukarıda halde bir atomun son katmandaki elektron dağılımı ve bu dağılımı dağılıma ait A, B, C, D, E elektronların gösterimi yapılmıştır diyor. Peki buna bakalım. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Hatırlayın 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 diye devam ediyoruz. Burada dağılımız 3S2 ve 3P3 olarak vermiş. Yani diğerlerini vermemişiz. Buradaki her bir e, elektronu da bir belli sembolle ifade etmişiz görüyorsunuz ki. Buna göre hangisi doğrudur diye sormuşuz. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman Gösterim temel haldeki bir atomun elektronik konfigürasyonuna mı aittir? Şimdi temel hal midir? Evet, temel hal. Nasıl anlıyoruz? Arkadaşlar burada bir sapma var mı? Yani normalde ne bekleriz zaten? Hani 3s2 3p3. Değil mi? Yani şöyle bir şey olmuş mu? Hani 3s1 3p4 gibi bir şey olmuş mu mesela? Hani beklediğimizin dışında bir şey olmuş mu? O olmamış. Ya yani 3s2'de olmuş önce sonra 3p3'e bir şekilde mesela şöyle bir şey de olmamış. 3s2 3p2 işte ne gelir işte sonra 4s1. Öyle bir şey de yok görüyorsun. Eğer böyle bir şey olsaydı elektron yani yükseklere bir yere zıplasaydı e, o zaman uyarılmış derdik. Ama şu anda biz burada neredeyiz? Temel haldeyiz. Dolayısıyla bu doğru olmuş olacak. Peki C ve E'nin spin kuantum sayıları aynıdır. Arkadaşlar spin kuantum demek zaten yön demektir. Yani yön. Yönü biz artı 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2 oluyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. C ve E'ye baktığımız zaman hepsi de yani burası mesela Px, Py, Pz dediğimiz elektron. Hatta ml değerimiz eksi bir, sıfır artı bir diye de ifade ettiğimiz olaylardır. Şimdi mesela ne yapmış? Elektronlar buraya tek tek yerleşmiş ama şimdi hatırlayalım. Yerleşirken de aynı yönlü yerleşirlerdi. Dolayısıyla bakın mesela bir, bu artı bir bölü iki ise bu da artı bir bölü ikidir. Dolayısıyla bu da doğrudur arkadaşlar. Bunu da doğru kabul ediyoruz. Peki baş kuam sayıları arasında arkadaşlar baş kuam sayıları önlerindeki sayılar yani bakın 3 s2'deki enimiz 3 görüyorsunuz ki. Peki buraya bakalım. Buradaki enimiz de gene 3 oluyor. Dolayısıyla buradaki baş kanun sayıları yani D'ye ve D ile, e, ile B'yi kıyaslarsak ikisinin baş kanun sayısı da eşit olması lazım. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. A'nın manyetik kuantum sayısı. Arkadaşlar bakın A nerede? 3s2'de. Şimdi 3s2 deyince bak 3s2 diyoruz. Zaten n'imiz 3, tamam mı? Şimdi l'miz ne olabilir? E, n-1'di hatırlayalım. Yani 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir. 2 demek d demektir. 1 demek P demektir. 0 demek S'dir. Zaten bu S'de tamam. Peki M, zaten L'ye bağlıydı. O neydi arkadaşlar? Eksi L, sıfır artı L. Bakın zaten S ise yani L eşit, ML eşit sıfırsa ne olur? Zaten direkt sıfır olur. O zaman burada ne olması lazım? M, burada arkadaşlar sıfır olması lazım. Oysa M, L'nin 1 olma şansı yok. Ha Burada M, bir 1 olabilir P olduğu zaman. Çünkü ne olur? 1 olursa? Eksi bir. Sıfır artı. Bir. Eğer mesela C, D ve E'den birini sormuş olsaydı evet olabilirdi ama e, A ve B'den birini sorduğuna göre bu da olamaz. O zaman cevap burada 1 ve 2 yani Adana olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Evet. Şimdi buna bakalım isterseniz. Burada ise bir gazlarla ilgili bir difüzyon sorusu ve genel bir soru aslında bakarsanız. Nasıl ifade edeceğiz? Şimdi burada arkadaşlar birinci kapta e, hacim vermiş, sıcaklık vermiş. İkinci kapta aynı şekilde vermiş. Maddeleri de vermiş. burada görüyorsunuz ki. gazların mol sayıları eşitlemişiz. Şimdi bak bu şu önemlidir arkadaşlar. Şimdi paran varsa ne rahatı baktığınız zaman ikisini bir kıyaslayalım tamam mı? İki ortam. Bir kere zaten R'ler sabit. E, moller de eşitmiş. O zaman p çarpı v t gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunun baş, basıncını ve bunun basıncını bilmiyoruz ya o zaman basınçlarını e, düşünebiliriz. Mesela ch basıncı çarpı hacimi ne kadar? V kadarmış. Sıcaklık da T kadarmış. Bakın yazdık. Peki bu böyle bağıntımız var. Diğer bağıntımız da PSO2 yazalım. Tamam mı? Çarpı, hacimiz 2V ama sıcaklık burada 4T'ymiş. Bunu böyle yazdıktan sonra bakın. Buradan ne görebiliriz? Burada bakın bunun basıncı da ben P dersem, yani P çarpı VT ise o zaman burası 2, 4T olunca o zaman SO2'nin basıncın 2P olması lazım. He, demek ki buranın başlangıç basıncı. P A Buranın başlangıç basıncı da 2 A Bunu böyle yazdık. Pekala bunu böyle yazdıktan sonra arkadaşlar gaz basınçları arasında o zaman bu öncülümüz doğru olmuş oluyor. Peki gazın ortalama kinetik enerji. Arkadaşlar bakın ortalama kinetik enerji diyorsa sadece neye bak? Sadece sıcaklığa bakacaksın. Sadece sıcaklık. Tamam mı? Peki sıcaklığa bakalım. Bu T bu 4 T. Olur mu? Arkadaşlar burada ortalama kinetik enerjisi buranın daha fazla. O yüzden bu yanlış oluyor. Peki bu muslukları açtık. Tamam. Ve ne olur? Gazlar tabii ki bak bu gaz buraya fırlar. Bu gaz da buraya fırlar mı? İleri doğru gidecektir. Nerede karşılaşırlar? Arkadaşlar bizim bağıntımız vardı. Hatırlayalım. Neydi? Şimdi iki tane maddemiz var. Hatırlayalım. Sıcaklıkla doğru orantılı MA ile ters orantılı. Ama biz burada kare kök alıyorduk bir de. Evet. Mesela yazalım isterseniz. Bağıntıyı yazmaya çalışalım. Şimdi şöyle yazalım. VCH4 bölü VSO2 eşittir. Kare kök açıyoruz. Ne yazıyoruz? Sıcaklığı doğru orantılı. Yani TCH4 bölü T, SO2. Doğru orantılınca tam karşı karşı yazıyorum bakın. Ama MA'lar ters orantılı. O zaman MA aşağıda o zaman buraya MA yukarı yazıyoruz. Buraya da ne yapacağız? MA CH4 yazacağız. Anladık mı? Bak MA yukarıda oluyor. Şurası aşağıda burası yukarıda. Şimdi yerine koyalım o zaman. E, ch sıcaklığını şöyle yazalım isterseniz. Ne demişiz? T kadar demişiz. Buranın sıcaklığı 4T kadar. Evet. CH4'ün e, eması kadar? 16. Ama bunu o aşağı yazacağım tabii ki. SO2'nin eması ise 64'tür. Bakın arkadaşlar buradan kalır 4, 1. Şuradan da 1'e... Bakın ne oldu? 4'ler de gider 1 kalır. Yani bunların hızları eşit. Arkadaşlar bakın bölmeler eşitmiş zaten görüyorsunuz ki. O zaman bakın bunu saldık biz buradan. 1, 2, 3. Ya bak bu 1, 2, 3 bölme gidince bu da 1, 2, 3 bölme gidecek. O zaman bunlar nerede karşılaşır? Tam C noktasında karşılaşır. Ama bize demiş ki C, D arasında olacaktır. O yüzden cevap burada adın olacaktır. Arkadaşlar bu şekilde 3 soruda AYT videolarından birisini bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.